sadece kendi seçmenlerimize değil, bizzat genel başkanlarının, buraya dikkat edin, tıpış tıpış oy vereceksiniz diyerek iradesine ipotek koyduğu insanlarımıza ulaşacak, onların da kalbini biz kazanmaya çalışacağız. Ne demek ya? Siyasette tıpış tıpış oy vereceğiz. Sen ne zamandan beri benim vatandaşımın, halkımın iradesine ipotek koyuyorsun? Bunlar siyaseti daha öğrenemediler. Herhalde tıpış tıpış gidecekler, öyle anlaşılıyor. Onun için 2023 çok önemli. İstikbalimizin teminatı olan genç kuşakların icraat yerine sadece polemik üreten cambazlara bakarak siyasetten soğumasına izin vermeyeceğiz. Sandık sözünü duyar duymaz CHP Genel Başkanı'nın alel acele yaptığı açıklamaları ise bu şahsın ve partisinin milli irade korkusunun yeni bir emaresi olarak görüyoruz. 2023 seçimlerine sayılı aylar kalmışken daha Cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor. Esasen bunların her işleri gibi helalleşme çağrıları da sadece yalan dolan ve göz boyamadan ibaret. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanımıza yönelik, huzurunuzda Tuzla Belediye Başkanımı tebrik ediyorum. Diyorum. Orada yapılan linç girişimi helalleşme maskesinin ardındaki CHP'nin asıl yüzünü ortaya sermiş. Ve açılışını yapıyorum dediği ileri atık temizleme ile ilgili o tesisler benim belediye başkanlığım Veysel Bey'in de İSKİ'nin başında olduğu dönem yapılmış olan tesistir. Şimdi bunları tekrar yeniden açma gayretlerine girerek hava yapıyorlar. Ama bunda nezaket falan diye de bir şey yok. Hiç böyle bir şey görmemiş. Asgari bunlar hazıra da konamazlar. Bunların öyle bir dertleri de yok. Siyasi rekabeti siyasi husumet olarak gören şiddete meyilli bu faşist güruhu İstanbullu kardeşlerimle birlikte milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Aynı şekilde Yalova'da yargıya yapılan saygısızlık, mahkeme heyetine savrulan hakaretler ve teşebbüs edilen zorbalık da bunların karakterini ortaya seren bir diğer örnektir. Bu ne haldir ya? Sen nasıl milletvekilisin? Veya milletvekillerisiniz? Ya yargının temsilcilerine bu şekilde hakaret mi olur? Anayasada bunlarla ilgili yasal düzenlemeler belli. Bunların takipçisi olacağız. Bunların hesabını yargıyla beraber soracağız, sorduracağız. Yargının kararlarını beğenmeyip eleştirmek başka şeydir. Doğrudan yargı kurumuna ve oradaki temsilcilerine hakaret etmek, saldırı teşebbüsünde bulunmak başka şeydir. İlkinin demokraside yeri vardır. İkincisi ise düpedüz faşizmdir. Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargıya yönelik bu kabul edilemez tavır karşısında üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Bu kişilerin yürütme organına, onun temsilcisi olan şahsımıza ve kabinemizdeki bakanlarımıza yönelik yalan, iftira, hakaret üzerine kurulu hezeyanlarını saymıyorum bile. Şayet Yalova'daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa, yine söylüyorum, demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacaktır. Meclisimizin tüm grupları ve mensuplarıyla bu hususta üzerine düşeni süratle yerine getirmesini bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu zatın önceki gün bizi
Bakanımızı ve emniyet teşkilatımızın tamamını uyuşturucu satıcılarıyla aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik artık tüm sınırların aşılması anlamına gelmektedir. Kendisinin siyasetin değil, tıp ilminin konusu olduğu tespitimi doğrulayan bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Canlarını dişlerine takarak ülkemizin güvenliği, şehirlerimizin huzuru, her bir insanımızın hayatından ve geleceğinden emin olması için çalışan kolluk güçlerimizin kahraman mensuplarının haklarını korumak da boynumuzun borcudur. Dikkat ederseniz polisi ve jandarmasıyla tüm güvenlik teşkilatlarımızı izam eden bu tür akıl ve insaf dışı ithamlar 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yoğunlaşmıştır. Hele bugünlerde tabii çılgına döndü. Kamuoyu araştırmaları, bütün bunlar bu masanın etrafındakileri çıldırtıyor. Daha çok çıldıracaksınız. Daha çok çıldıracaksınız. Yeter ki biz arazide, sahada, dağ, taş, köy demeden Cumhur İttifakı olarak çalışmaya devam edelim. Güvenlik güçlerimizi FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerinin tasallutundan arındırarak milletine ve devletine sadakatle hizmet eden bir yapıya kavuşturmamız bu beyleri rahatsız ediyor. Yeni yapısıyla emniyet ve jandarma teşkilatlarımız aynı şekilde sahil güvenliğimiz her alanda olduğu gibi organize suçlar ve bilhassa uyuşturucuyla mücadelede de tarihi başarılara imza atmaktadır. Bu büyük başarı dünyada yayınlanan raporlarda da açıkça belirtilmektedir. Dünyanın pek çok ülkesi artık mücadele edemediği için uyuşturucuyu adeta serbest bırakmışken biz mücadele çıtasını sürekli yükseltiyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl, Bay Kemal buraya dikkat, 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakalamıştır. Bunlardan 22 binden fazlası da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanmıştır. Uyuşturucu ticaretine dünyadaki en ağır cezaları veren ülkelerin başında biz geliyoruz, Bay Kemal, biz.